Rabbimiz bir hatırlatmada buyuruyor. Öyle bir hatırlatma ki bu dünyaya niye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini, hedefimizin, maksadımızın, gayemizin ne olduğunu Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Ela yadunnu ulaike ennehum meb'utun. Yoksa onlar, o tartıda hilekarlık yapanlar, alışverişte hilekarlık yapanlar, efendim karşı tarafı aldatanlar, eksik tartanlar, yoksa onlar ahirette dirilmeyi, dirileceklerini zannetmiyorlar mı? Ahirette hesaba çekileceklerini zannetmiyorlar mı? Bütün bunların hesabının burunlarından fitil fitil getirileceğini düşünmüyorlar mı? Rabbimiz. Sonra devam ediyor. O işin dehşetini daha net anlayalım diye. لِيَوْمِنْ عَظِيمٍ. O büyük günde, o büyük günde insanların dirileceği, hesaba çekileceği, o ahiret günü yok mu zannediyorlar? Öyle bir günün olmadığını mı düşünüyorlar da Allah yokmuş gibi yaşıyorlar? Sonra Rabbimiz daha net, daha sarsıcı bir ifadede bulunuyor ki يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda o büyük günde, ahiret gününde hesaba çekileceklerini, yaptıklarının bir bir kendilerine haber verileceğini ve bütün bunların hesabının sorulacağını ve adeta burunlarından fitil fitil getirileceğini bilmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Yani ahiret yokmuş gibi yaşamaya niçin devam ediyorlar diye Rabbimiz Celle Celaluhu alışverişte hile yapanlar, sahtekarlık yapanlar, 3-5 kuruşu efendim bir karşı tarafa af buyurun, onları aldattıkları zaman, kazıkladıkları zaman bir menfaat elde edeceklerini zannediyorlar. Oysa Kur'an'da ne sahneler var. O gün insan gelir, bakar ki tamamen günaha batmış, inkara batmış. Eyvah der, mahvoldum ben. Artık ölüm olmuş, kıyamet kopmuş. Efendim amel defterleri taksim edilmiş. Mahşer alanında efendim cehennemlikler, cennetlikler taksim edilmiş. O zaman o inkarcı olan o insan der ki ya Rabbi ne olur yani şu dünya elimde olsa, dünyanın içindekileri, her şeyi feda edeyim, bedel olarak vereyim, annemi de vereyim, babamı da vereyim, çocuklarımı da al, evlatlarımı, kardeşlerimi, her şeyimi al ama beni kurtar ya Rabbi diye o gün insan böyle feryat edecek. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde bu sahneler yer alıyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu birbirimizi aldatmamamız, ticarette sadık doğru olmamız ve Allah yokmuş gibi yaşamamamız için bu mesajları bizlere sunuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.